Sevgili kız kardeşlerim, sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Ankara'ya. Sevgili dostlarım, sevgili kadınlarımız, Cumhuriyet'in, laikliğin, özgürlüğün, eşitliğin bugün ülkedeki en büyük, en cesur savunucuları. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sevgili dostlar, yaklaşık 2,5 yıldır milletvekili olduğumuz dönemde şunu çok net olarak gördüm ki bu ülkede gerçekten kadınlar en önde, en cesur ve en fazla bir arada durma yeteneği olan laiklik savunucuları, cumhuriyet savunucuları, eşitlik savunucuları ve özgürlük savunucuları. Bakın, mecliste tecavüzüyle evlendirilme yasası geldiğinde meclisin önünde kadınlar vardı. Müftüye ifade ediyorum. Bu hakkı kendimize teslim etmemiz lazım sevgili dostlar. Çünkü eğer beklersek, bu hakkın bize teslim edilmesini beklersek, o zaman diyorum, bu sözlere artık kalmayın. Bu sözlere kalmayalım. Çiçek böcek falan değiliz. Yalnızca insan olmaktan kaynaklanan haklarımızın peşindeyiz. Evet. Dolayısıyla haklarımıza, eşitliğimize, özgürlüğümüze sonuna kadar hep beraber sahip çıkmaya davet ediyorum sizi. Ve şuna inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları Türkiye'de, bu ülkede laikliği, cumhuriyeti, eşitliği, özgürlüğü, insan haklarını ve kadın haklarını diğer kadınlarla birlikte olarak bu mücadeleyi büyütecek en büyük güçtür. Kadınlarımıza güveniyorum. Sonsuz güveniyorum. Hani çok güzel bir şarkı var, 8 Mart'larda söylüyoruz. Dünya yerinden oynar diyoruz. Dünya yerinden oynar. Kadınlar birlik olsa. Evet. Kadınlar var, kadınlar var, kadınlar var. Sevgili dostlarım, 2 yıllık süre içinde ülkedeki kadın mücadelesine önderlik eden başta Fatma Köse olmak üzere kadın kolları yönetimimize ben de en derin sevgi ve saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve bugün seçilecek yönetime de başarılar diliyorum. Kim seçilirse seçilsin, şunu bilmelidir ki her zaman yan yanayız, kol kolayız ve omuz omuzayız. Biz kazanacağız, buna inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum en derin sevgi ve saygılarımı. Teşekkür ederim.